Bu herhangi bir derbi değil. Bu Türkiye'nin en dramalı derbisi. İşte son dakikada olaylara sebep olan neler oluyor Manisa'da? Bu arada Volkan'la Melo arasında Portekizlilerle de arası bayağı iyi yani. Orası bir çocuk Portekizli'de. Arkadaşlar, beyler, bayanlar ve cinsiyeti belli olmayan kardeşlerim, yeni bir videoya gönülden hoş geldiniz diyorum aga. Evet, adım adım derbiye doğru ilerliyoruz aga. Bu herhangi bir derbi değil. Bu Türkiye'nin en dramalı derbisi. İşte son dakikada olaylara sebep olan Volkan'la Melo arasında bir gerginlik. Bir anda karıştı ortalık. Anca fare gibi sağlarda yaşlar kaçarlar. Bizler kaçmazlar da değil ha. Abilere selam, çatışmaya devam. Yani Fenerbahçe Galatasaray maç oynarsa sürekli bir yerden tartışmalar oluyor yani. Bir anda Mourinho'yu aldılar. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. I am Jose Mourinho. Fenerbahçe, yani güçlü bir antrenör. Eski günleri güçlüydü, yetenekliydi. Şimdilikle fos mu ya da yeniden bir çıkış yapacak mı? Bu sezon belli olacak. Ki Fenerbahçe bunu ümit ediyor. Bir taraftan da, yani diğer taraftan da astrologlara sokan buruk. Yani tüm manipülasyonlara karşı, psikolojik Fenerbahçe oyunlara karşı, medyadan, astrologlardan Okan Buruk, namı değer Sokan Buruk, astrologlara şey yaptığı gibi, gönderdiği gibi, hani Fenerbahçe şampiyon olacaktı. Falcıya malcıya inanmayın aga. Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia etmiş, tahmini tutmayınca taraftarların tepkisini çekmişti. O eleştirilere herkesi şaşkına çeviren küfürlü bir videoyla cevap veren astrolog Meral Güven, şov habere konuştu. İnsanlar çok üstüme geldi dedi ve bakın daha neler anlattı. Gece boyu hiç uyumadım, sürekli ağladım, kızdım, dövündüm, saçımı başımı yoldum, bunları hak edecek ne yaptım? Sadece bir tahmin de olmadı, öleyim mi? İddialı davranmış, Fenerbahçe şampiyon olacak demişti. Yani bir mucize olacak, bir mucize olacak. Evet, iddialıyım. 2 yıl üst üste Fenerbahçe şampiyon olacak. Ama tahmini tutmadı. Taraftarın eleştiri yağmuruna tuttuğu astrolog gözü yaşlı şov habere konuştu. Sabaha kadar uyumadım. Ya Allah'ım, ne yaptım ben sana? Bir işaret ver lütfen. Allah'ım lütfen bir işaret ver. Sadece ben seni incitmek istemedim ya, istemedim. Astrolog Meral Güven 2 hafta önce yaptığı şampiyonluk tahminiyle sosyal medyanın gündemindeydi. Hangi takım 2023-2024 sezonunun şampiyonluğuna yakın? Fenerbahçe. 2 yıl üst üste Fenerbahçe. Bu iddia Fenerbahçelileri heyecanlandırmıştı. 4 yıldız rütbesine bir 5. yıldız daha eklenecektir. Buna hiç kimse engel olamaz. Astrologlar da. Onun da özelliği şu ki Portekizlilerle de arası bayağı iyi ya. Orası bir çocuk Portekizli'de. Yani birkaç şey olmuştu. Diğer taraftan da yine Fenerbahçe tabii ki de Fenerbahçe tarafı
psikolojik oyunlara gerek duyuyor. Kaosa gerek duyuyor. Ve şimdiden korku salmış yerlerde sürünmeye başlıyorlar aga. Göztepe karşılaşmasında Ali Koç, yani dünyanın en zengin adamısın. Yerlerde sürünüyorsun aga. Sözde bu arkasındaki adam da onu ayağım kaydı da gitti diyor da, yani bildiğin gitmiş. Osimhen transferi de tabii ki de bayağı bir ses getirdi. Adam üç bacaklı, yani bir 60 santimetrelerle dolaşıyor. Zaten görüntüler de ortaya çıktı, hazırlıkları. Yani Okan Buruk ona özel talimatlar veriyor. Silahçı, seninkiler geldi. Evde, iş üstünde bunları yakalıyorsun. Eski manitanla şoföre ve bu uşağa kayıyorsun kardeşim. Yes. Fenerbahçe'de bunun üzerine bir başvuruda talepte bulundu. Biz Osimhen'in maske ile çıkmasına müsaade etmeyiz diye, yani. Bu kadar korkuya girmişler ki onun psikolojik oyunlarla, karmaşayla birlikte psikolojiyi bozup Galatasaray'ın büyüklüğünü biraz, yani bunları yenebiliriz aga diye düşüncesiyle, inşallah yeneriz, bu bizim tek başarımız diye sahaya çıkacaklar. Evet arkadaşlar, bakalım kim galip gelecek? Sizce kim galip gelecek? Bir de bu arada maskeyi çıkarın Allah aşkına ya. Yani bak, çorapla dolaşıyoruz Allah aşkına ya. Gözünüzü seveyim ya. Siparişimizi verdik. Maskem nerede aga? Çıplak dolaşıyor millet. Çıplak. Yani. Abone ve like. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hadi sikilacı, iş başına.